De Allah herkese bir kader yazmıştır. Hayatını takdir etmiştir. Dedim. Hiç kimse onu bozamaz. Başka tarafa çeviremez. Hiç kimsenin gücü buna yetmez. Onun mutlaka onları yaşaması gerekir. Bir de herkes kendi rolünü kendisi seçer. Allah böyle bir hakkı bütün kullarına tek tek tanımıştır. Rolünü kendisi seçer. Peygambere varis mi olmak istiyorsun? Peygambere sahabe mi olmak istiyorsun? Dost mu olmak istiyorsun? Onunla beraber mi olmak istiyorsun? Yolunda mı yürümek istiyorsun? Seçimi yapıyorsun. Ona düşman mı olmak istiyorsun? Ona zarar mı vermek istiyorsun? Kuyuya mı atmak istiyorsun? Zindana mı atmak istiyorsun? Rolünü sen seçiyorsun. Allah kimseye böyle rol biçmiyor yalnız. Herkes rolünü kendisi seçer. Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. Kimin hangi rolü seçtiğini bilir. Allah için ne şimdi vardır, ne önce vardır, ne de sonra vardır. Onun için hepsi birdir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Miraç gecesinde seyrettiklerini anlatırken buyurdu ki, mesela sahabeden birine, Abdurrahman bin Avf Hazretlerine buyurdu ki, kıyamete kadar, kıyametten sonraki hali seyrettim, orada. Cenneti seyrettim, sen diğer müminlerden, diğer kardeşlerinden 500 sene sonra cennete geldin. Ben sana orada sordum. Niye böyle geç kaldın? 500 sene neden herkesten sonra geldin? Sen orada dedin ki ben helal olan malımın hesabında kaldım dedin. Cennetten bir sahne anlatıyor Resulullah Efendimiz. Miraç gecesinde. Kıyametten sonraki cenneti anlatıyor. Hem de o sahabeye söylüyor. Niye bunu ona söyledi? Mali fazla toplama, hesabında kalırsın dedi. Helal olsa bile hesabında kalırsın. 500 sene sonra. Evet. Allah hem önceyi hem sonrayı görendir, bilendir. Onun için önce ya da sonra yoktur. Onun için kimin ne yapacağını bilir. Ona böyle bir hak tanımıştır. Rolünü ona göre yazmıştır. O rolü ona göre vermiştir. O da o rolü isteyerek oynuyor. Severek oynuyor. Eğer Allah Hazreti Yusuf için böyle takdir etmeseydi, o senaryoyu öyle yazmış olmasaydı hiç kimse onu yapamazdı.